Aslında biz bugün Aydın Korkmaz'la yine Şam Kapısı önünden yayın yapmayı planlıyorduk ama bir Mescid-i Aksa'nın içine girmeyi ben denedim. Zaten kamerayla girmek mümkün değil ve biraz şansım da yaver gitti. Bir şekilde girmeyi başardım ve orada yer alan çok az sayıdaki genç diyebileceğimiz insan grubunun arasında yer aldığımı söyleyebilirim. 100 kişiden biri herhalde gençti. Genelde de görevlilerin orada olduğunu söyleyebilirim. Yani orada bugün aslında 5000 civarında Müslümanın olduğu belirtiliyor. Tabii çok limitli bir sayı çünkü o insanlar genel olarak gireme imkanına sahip olamıyorlar. Hatta kurulan barikatlar ve polis kontrol noktaları diyelim daha doğrusu nedeniyle zaten yaklaşılamıyor biliyor. Mescid-i Aksa'ya herhangi bir kapıdan girilemiyor. Ama beni bir şekilde Filistinli olmadığım için ya da Filistinli'ye pek benzemediğim için herhalde alma konusunda sıkıntı yaşanmadılar. Ve bir şekilde içeri girdim. Oradan zaten yayınlar yapmaya çalıştık. Durumu anlatmaya çalıştık. Genel olarak sükunet havası hakimdi. Ancak şüphesiz ki bunun en önemli sebebi de Mescid-i Aksa'ya alınmayan binlerce Müslümandı. Şimdi biz şu anda hemen Batışehir'e geldik. Çünkü burası Batı Şeria'nın kalbi diyebileceğimiz bir nokta. Filistin Devleti'nin başkenti Ramallah'tayız. Daha önce de burada yayınlar yapmıştık. Şimdi bir kez daha aktaralım. Gördüğünüz nokta Beytil bölgesi olarak geçiyor. Karşıda İsrail yerleşimcilerin olduğu nokta olarak gözüküyor. Batı Şeria'nın karmaşık bir haritalandırması var. Yani karmaşık bir aslında yapısı var. Üç bölgeden oluşuyor. Hep diyoruz A, B, C. Şu an biz A bölgesindeyiz. Yani Filistin Devleti'nin aslında hakim olduğu bir noktadayız. Ancak karşıdaki İsrailli yerleşimcilerin olduğu alan Aydın Korkmaz da gösteriyor. B bölgesi olarak geçiyor. Orada hakimiyet İsrail Devleti'nin, İsrail polisinin, İsrail askerinin diyebilirim. Şimdi burası protestoların merkezi aslında. 3 haftadır buraya geliyoruz. Gençler, hatta gençlerken bile aslında duraksıyorum. Çocuk yaştaki Filistinler gördüğünüz gibi bazen yüzleri kapalı, bazen açık bir şekilde yaktıkları bu ateşin ardından sapanla taş atıyorlar genel olarak. Ve İsrail askerini, İsrail tarafına doğru böyle bir protesto biçimi gerçekleştiriyorlar. Ancak karşı taraftan çok sert bir müdahale geliyor. Daha önceki günlerde de görme şansına sahip olmuştuk. Bir yandan da evet kameramızın önünde arkadaşlar çekildi. Şöyle karşıdan plastik mermi, zaman zaman kauçuk mermi atılıyor, zaman zaman da canlı mermi atıldığı belirtiliyor. Daha önce de bu tip olaylar oldu. Yani burada hemen hemen her gün, her protesto gününde bir yaralanmanın olduğunu söyleyelim. Bizler de canlı olarak ekranlara getirmiştik. İsrailli askerlerinin kurşunlarına hedef olan o çocuklar genelde işte hemen yanında medikal ekipler de bulunuyor. Burada adeta kendine has bir ekosistem, kendine has bir doğa var. Yanda yer alan medikal ekipler, ambulanslar çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Yani o ses duyuluyor, kurşun sesi duyuluyor. Çocuklardan biri feryat figan bir şekilde ayağa sekerek ilerlemeye çalışıyor. Yere doğru düşüyor. Hemen ardından da ambulans ekipleri gelerek onu ambulans noktasına götürüyor. Şu an Aydın Korkmaz gösteriyor. İşte İsrailli askerlerin olduğu nokta, bir yandan tabii ateşin yaktığı dumanı da sizler şu anda görüntüleyebiliyorsunuz. İşte o noktadan, Aydın Korkmaz'ın gösterdiği noktadan keskin nişancılar, sniperlar hedefledikleri protesto yapan genç Filistinlileri, çocuk yaştaki Filistinlileri hedefliyorlar ve onlara kurşun doğrultuyorlar, namlu doğrultuyorlar ve kurşunların hedefi oluyor bu çocuklar. Ardından da dediğim gibi burada hızlı bir şekilde ambulans devreye giriyor ve burada bu gerçekten 7-8 saat boyunca günde dönüyor ve bu şekilde gerçekleşiyor. Peki bugünün önemi ne? Aslında bugün Ramallah Meydanı'nda bir protesto gösterisi yapıldı. Cuma namazı olması sebebiyle tabii bu protesto gösterisine ilgi biraz daha yüksekti geçmişteki yapılan protestolara ve oradaki kitle yürüyerek buraya geldi. Beytil bölgesine geldi. Burası biraz daha sınır bölgesi diyebileceğimiz bir noktada yer alıyor. Bizler de şu anda o sınır hattındayız. Zaman zaman gerilim yükseliyor. Özellikle o kurşun sesinin, yani kurşunların hedefi olan o çocukların feryadı sırasında hemen bir kümelenme oluyor. Arkadaşları onu sırtlıyorlar ve ambulans ekiplerinin gelmesiyle birlikte de hızlı bir şekilde hastaneye intikal ediyorlar. Burada böyle bir dünya var. Çocuklarda tabii geleneksel Filistin giysilerini görüyoruz. Kefiyeleri görüyoruz. Adeta evet şu an bir kurşun mu geldi diye bakıyorum. Bir ses geldi. Bir anda sol taraftaki gençler hareketlendi açıkçası. Sanırım kurşun değil. Böyle bir noktadayız. Aslında çok güvenli bir nokta olduğunu da söyleyemeyiz. Arka kısmımızda şu an çok gösteremiyoruz. Ancak yine bir kalabalık var. Ramallah Meydanı'nın, Beytil Meydanı'nın ortasındaki Filistin bayrağı da dalgalanıyor. Şu anda burada. Bugün böyle geçecek gibi gözüküyor. Şimdi yavaş yavaş kalabalık da artıyor. Bizler de buradan aktarmaya devam edeceğiz. Evet. Gördünüz sanırım canlı yayında şu an gördünüz çocuk yaştaki bir Filistinli sanırım kurşunların hedefi oldu. Arkadaşı şimdi onu kucakladı görüyorsunuz. İşte bu sahne burada günde en az 7-8 kez yaşanıyor. Belki de yıllara vurursak yüzlerce kez yaşanıyor. Şimdi medikal ekipler onu alıyorlar. Şu an ben de oraya bakıyorum.
kefiye sarmış bir başka Filistinli genç de görüyorum. Evet, medikal ekipler şimdi onu alacaklar. Hemen sedye ile hızlı bir şekilde. Tabii burada aslında psikolojik bir boyut da var. Bir meydan okuma var. Hani yenilmedik mesajı da verilmeye çalışıyor İsrail askerleri yönelik olarak. Burada zaman zaman ayağı sargılı gençler de geliyor. Yani muhtemel ki bir önceki haftalarda yaralanmış gençler de buraya gelerek adeta biz burada daha önce de yaralandık diyerek adeta bir gurur nişanesi olarak da görülebilir. Sonuçta şu an ambulansın gittiğini gördünüz. Aslında canlı yayında tanıklık ettiğimiz buradaki doğal bir süreç yaşandı az önce. Dediğim gibi burada o çocuklar için o kurşun izleri belki de gurur nişanesi olarak da bir sonraki nesillere doğru geçecek diyebiliriz. Burada bu az önceki sahne enstantane çok sık bir şekilde yaşanıyor. Batı Şeria'nın göbeğindeyiz, Ramallah'tayız. Batı Şeria'nın kuzeyinde de birçok olay aslında oluyor. Gece baskınları çok fazla oluyor. Nablus'ta, Cenin'de onları da ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Batı Şeria'yı karış karış köy köy dolaşmaya çalıştık bu süreçte. Buna devam da edeceğiz. Şu anda ama nabzın arttığı, Ramallah'ın nabzının arttığı noktadayız. Kalabalık da gittikçe artıyor. İlerleyen dakikalarda bu noktadan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Emre Karaca, Aydın Korkmaz. Teşekkür ediyoruz.